Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, bir gün öleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile öldü. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek buyurdu allah Teala. Ve öldü. O günkü insanlar da öldü. Biz de öleceğiz. Herkes ölecek. Kesin bir gerçek olarak dünya da yok olacak. Bugün ve geçmişte var olan hiçbir şey olmayacak. Her birimiz kabirlerinden teker teker dirilip Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağız. Huzuruna çıktıktan sonra bir hesap süreci başlayacak. Ama hesaptan önce her birimiz amellerimize, imanımıza şüphesiz ondan önce göre kabrimizden bazen sürünerek hızlı bir şekilde yürüyerek Allah'ın izin verdiği ölçüde Rabbimizin önünde toplanacağız. Toplanmaya mahşer diyoruz. Bu mahşer hepimizin sonumuzun ne olacağını belirleyecek olan toplanma. Dirildikten sonra cennet ya da Allah muhafaza buyursun cehennem olan sonumuzu bilene kadar geçen süreye ahiret diyoruz. Daha doğrusu Cennet ve cehennemin de içinde olduğu ebedi hayatın başladığı ana ahiret diyoruz. Ve buna iman ediyoruz. Ahirete imanımız da bu. Öleceğiz, dirileceğiz, hesap sorulacak, mahşer yerinde toplanacağız hep beraber bundan önce. Ve Allahü Teala gideceğimiz yeri gösterecek. Sonra da ebedi cennet mutluluğu ya da Neuzübillah cehennem azabıyla karşı karşıya kalacağız. Biz buna iman ediyoruz. Dünyanın varoluş maksadı da bu. Bu an için var dünya. Bizler de bunun için varız. Arkadaşlar bugün çok sevdiğimiz, beraber olmaktan haz duyduğumuz annelerimizden babalarımızdan, severek evlendiğimiz eşlerimizden, varlıklarıyla mutlu olduğumuz, bizler için salih amel vesilesi olan çocuklarımızdan kaçacağımız gün olacak mahşer günü. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ ve وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O gün her birimiz ama bunun hocası, siyasetçisi yok. Hacısı, genci yok. Her birimiz arkadaşından kaçacak. Annesinden kaçacak. Babasından kaçacak. Evladından, eşinden kaçacak. Evlat da babadan kaçacak. Karşılıklı herkes bir yeri savruluyor. Nereye gidiyoruz? Kaçıyoruz. Niye kaçıyoruz? Çok dehşetli bir gün. Kabirden çıktık. Allah'ın huzurunda toplandık. Herkes annesinden doğduğu gibi sünnetsiz, çıplak ve yalın ayak. Böyle bir ortam. Mahşeri böyle tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim az önce okuduğum ayeti söylüyor. Farklı ayetler de var bu konuda. Birbiriyle dünyadan ayrılmayanlar orada birbirinden kaçacak. Li kullimriim izin Herkesin kendine ait bir derdi var o gün. Kimse kimseyi düşünemeyecek. O kadar ki Ayşe annemiz sormuş radıyallahu anha: e "Ya Resulallah, çıplak olursak orada herkes birbirine bakar." Efendimiz ne buyurmuş? O öyle birbirine bakılacak bir yer değil orası Ayşe demiş. Öyle bakma aklına gelecek bir yer değil orası. Aa çıplak. Sen de çıplaksın. Herkes çıplak orada zaten. Neyine bakacaksın? Güneş başımıza kadar yaklaştırılmış. Herkes ter içinde. Kiminin ayak tabanlarına kadar ter birikmiş. Ter döküyor insanlar. Ne olacak burada diye o haliyle. Kimisinin beline kadar gelmiş, kimisinin boğazına kadar gelmiş. Ne bu? Su mu? Evet su. Döktüğümüz terlerin suyu ama. Hesap vermenin dehşeti var. Buradan nereye gideceğiz? Korkusu var. Güneş dibimize kadar getirilmiş. Herkes çırılçıplak. Peygamberler bile o günün dehşetinden Allah'a sığınarak gitmişler bu dünyadan. Tek hüküm sahibi Allah. Limenil il mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. Kim o gün söz sahibi? Vahid ve kahhar. Tek ve çok güçlü olan ezici gücü olan Allah. Peygamberler de o günden korkuyor. Böyle bir sahnede kafirlerin zaten sorgulanacak tarafı bile yok. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ mtazu'l الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ O gün kafirlere hesap da sorulmayacak. Direkt cennet cehenneme girecek. O gün vay kafirlerin haline. Onları hesapta hiçbir şey kurtaramayacağı için o gün vay hallerine. O günün dehşetini anlatan ahiretin, mahşerin içimizde kalbimize bir ürperti verecek şekilde korku getirmesini, Allah'a saygıya bizi yöneltmesini gerektirecek Onlarca ayet var. Ben burada hepsini okumayacağım. Ama biz buna iman ediyoruz. Evet bir yerden çok kötü haberler geliyor. Zulümler var. Bir taraftan biz de cenazeye gidiyoruz. Öbür yandan biz de düğüne gidiyoruz. Bir taraftan para kazanmak, bir yandan da evlenip çocuğumuzun olmasını istiyoruz. Hayat böyle. İlim öğrenmek ve para kazanmak, bir yandan hayatı yürütmek eve bakmak, aile geçindirmek, öte yandan medyayı takip etmek, bir taraftan spor yapmak, bir yandan uyumak, öbür yandan yemek. Pikniğiyle, kampıyla, eğlencesiyle, cenazesiyle bir hayat yürüyor. Ama bu hayatın paydasında ne var? Ahirete iman var. Sürekli ahirete düşünmek var. Femen ya'mel misqal zerratin hayran yarahu ve men ya'mal mithqala zerratin şerran yarahu iyilik ve kötülük adına atomdan bile küçük olan şeylerin önümüze konacağı bir yere gidiyoruz. Laboratuvar ortamında ancak görülebilir zerre dediği Kur'an-ı Kerim'in küçük bile diyemeyeceğimiz şeyleri Allahü Teala iyilik ya da kötülük olarak yapmışsak <laughs> o gün önümüze çıkaracak. Bunları görmeye gidiyoruz yani. İnsan nasıl korkmaz? Nasıl bunu tefekkür etmesin? Ara ara kabir rabıtası, kabir tefekkürü nasıl yapmaz? Ya kıldığım namazlar kabul olmazsa diye bir endişe nasıl taşımasın? Ya yaptığımız onca mücadele, riya ve benzeri kalp virüsleriyle iptal olmuş diye nasıl insan ürkmesin? Allah'ın huzuruna çıkacağız ve orada tek başımıza hesap vereceğiz. Hiç kimse arkadaşlarıyla gelemeyecek. Kimse milyonlarca taraftarı olan Hooligan taraftarlar olarak takımlarının başkanlarıyla, sevdikleri sanatçılarıyla, futbolcularıyla beraber olamayacak orada. Olsa da bir fayda sağlamayacak. Peygamberlerle bile birlikte olamayacağız. Herkes benim yapacağım bir şey yok. Sen Musa'ya git. Musa'ya gidecekler. Benim yapacağım bir şey yok. Siz İbrahim'e gidin, İsa'ya gidin. Başka peygamberlerin adı anılacak. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidilecek hep beraber. O Allah'a yalvaracak da hesap başlayacak. Yoksa orada 50 elfe sene 50 bin sene bir bekleyiş var. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin şeklinde ama. Yani bizim dünyada saydığımız bir gün orada bin yıl olacak. Ve inne yevmen inda rabbike o gün Rabbinin katında bir günün hesabı ke elfi senetin mimma sizin bu dünya hesabıyla yaptığınız bin seneye bedel olacak buyuruyor ayet-i kerime haç suresinde. Yani bir gün bin sene ise elli bin sene ne demek? 1000 çarpı 365 çarpı 50 bin demek. Bu hesaplar o gün varsa tabi. Arkadaşlar böyle bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği muazzam bir müjde var. Evet bir yönüyle korkutuyor ayetler, hadisi şerifler bizi ama bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi var. Nedir o müjde? Allahü Teala 7 grup insanı böyle bir ortamdan ayıracak hiçbir gölge olmadığı halde o bunaltıcı insanların boğazlarına kadar tere battığı ve adeta boğulacağı artık cehenneme gideceksek de gidelim burada daha fazla beklemeyelim dedikleri o ortamdan ayıracak ve güneş görmeyen Allah'ın arşının gölgesinde orada misafir edecek buyuruyor. Herkes hesabım ne olacak? Cehenneme dahi gideceksem artık gideyim yeter burada beklemek istemiyorum daha fazla diye ağladı peygamberlere gitti. Zamanda Allahü Teala Kullarından bir grubu hadis-i şerifteki ifadesiyle 7 zümre insanı özel misafiri olarak bu bekleyişten ayıracak. Mahşer gününün o bunaltıcı şimdiden daha hadis-i şerifleri ayeti kerimeleri okurken malın evladın fayda vermediği herkesin birbirinden kaçacağı çırılçıplak o ortamda annemizin karnından çıktığımız gibi sünnetsiz halimizle Allahü Teala'nın rahmet ederek özel ayırdığı kulları olacak buyuruyor. Bunlar o gün Allah'ın özel gölgesinde oturup inşallah cennete gidecekleri anı bekleyecekler. Şimdi o grupları sayacağız. Ama şimdiden şunu bir düşünelim. Demek ki madem bu dünya yok olacak. Madem hepimiz öleceğiz ve aslında her birimiz cennet ya da cehenneme gideceğiz. Dünya bunun için yaratılmış ve bu mahşer sahnesinde de 7 grup insana özel bir muamele yapacak Allahü Teala. Adeta peygamberler gibi onları vipte bekletecek. Oradan otomatik inşallah cennete girecekler. Demek ki bu dünyada bu yedi grup insandan birinin kategorisine girmekten başka bir hedef yokmuş onu anlamamız lazım. İster yapay zeka uzmanı ol, ister insansız hava aracı değil, görünmeyen hava aracı yap. Bu kadar teknolojik zekan ve üretimin olsun, Dünyanın en zengin adamı olursan ol. Hangi fakülteyi okursan oku. Ama bu yedi fakülteden birini okumadıysan ne yapalım biz sana? Peygamberin sana hedefi göstermiş ne yapsın? Kimi suçlayalım? Mesajını veriyor bu hadis-i şerif. Bu olaylar. Buradan yedi grup insan üzerinden bu dünyadaki en kaliteli, en iyi, en güzel Müslüman kim? Onu da öğrenmiş oluyoruz. İnsanlar kime değer verirse versinler. Allah bunlara değer veriyor. İnsanlar seni beğenmezlerse beğenmesinler. Allah seni beğeniyor. Demek ki bizim arkadaşlar hedefimiz bu 7 gruptan birine hatta mümkünse ikisine mümkünse üçüne, mümkünse 4'üne, 5'ine, altısına tamamına girmek olmalıdır. Ya fakir kalayım da bu 7 gruptan birinde olayım. Ben dünyanın en zenginiyim diye düşünelim. Peki modern dedikleri artık insanların paradan başka dolar ve euro'dan, altından başka bir şey anlamadığı bu dünyada bunu yapabilir miyiz? Çevremiz tamamen dünya kafasına bürünmüş insanlarla sarılmışsa bunu nasıl yapabiliriz? Diye sorulursa deriz ki Allahü Teala ve Peygamberi olmaz bir şey vaat eder mi? veya bu sadece peygamberin sahabelerine özeldir. Siz sakın bu hadis-i şerifi kendinize özel zannetmeyin. Siz bu kategorilerden birine giremezsiniz diye altında bir dipnot var mı? Yıldızla ek bir bilgi vermişler mi? Kıyamete kadar gelecek Allah'ın hangi mümin kulu bu kategoriden birine girebiliyorsa ömrünü buna da adamışsa çünkü amellerin makbulü ve en güzeli sürekli olandır. Bir kere yapmakla olmuyor bu iş. O zaman Rabbimiz o kişiyi özel misafiri olarak ağırlayacağını söz veriyor. Bu hadisi şerif Bukhari, Müslim, Tirmizi gibi meşhur hadis kitaplarımızın her birinde var. Farklı farklı versiyonlarıyla var. Dolayısıyla şüphe ettiğimiz, acaba diyeceğimiz bir hadis-i şerif de değil. Artı, peygamberimiz bizi gaza getirmek için de konuşmaz. Biz şimdi arkadaşlar bu yedi fakültenin öğrencilerinin özelliklerini okuyacağız. Bu fakülteye giren ve o fakülteden de inşallah mezun olan öğrencilerin de en iyi öğrenci olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Niye? Herkesin hesap için beklediği yerde Allahü Teala seni peygamberler gibi özel bir yere almış. Sen burada hiç güneşten etkilenmeden, hesaptan, sıcaktan etkilenmeden bekle demiş özel misafir. Kim bilir melekler bile merak edecek onları kim bunlar diye. O zaman bizim bu kişileri iyice özümsememiz lazım. Rabbimiz onların amellerinden söz ediyor. Kimliklerinden. İsimlerinden değil. Kadınlıklarından, erkeklerinden de erkekliklerinden de söz etmiyor. Bir karakter çiziyor. Ve bu işin yaşlısı ve meslek grubu yok. O yüzden biz burada bu dersi başlıklandırırken 7 Güzel Genç diye başlıklandırdık. Konunun doğrudan Tamamı gençlerle ilgili olmasa bile her kategoriyi gençlik açısından değerlendireceğiz. Çünkü birinci kategori yaşlılarla ilgilidir diye bir şey söylemiyor hadis-i şerif. Son kategoridekiler ancak Arap Yarımadası'nda yaşayanlara özeldir. Demiyor. Kadın, erkek hangi yaşta olursa olsun müminse asgari düzeyde iman şartlarını yerine getiriyorsa Allah'ın helalini helal biliyor. Haramını haram kabul ediyor ve ondan uzaklaşıyorsa farz diye emrettiği ibadetleri yerine getiriyorsa bir kul hakkına da girmemişse. Asgari düzeyde iman ve Müslümanlık budur. Bundan sonra şurayı uyguladığı takdirde 7 gruptan biri. Birkaç noktayı uygularsa o zaman misafirlik düzeyi artıyor. İçeride başka bir VIP bölüm varsa oraya da geçebilir. Evet başlangıçta çok rahatsız edici bir mahşer sahnesi ki olmalıyız da ama bu mahşerde bile Allah'ın rahmeti var. O gün kafirler yeter artık cehenneme gideceksek belli olsun burada beklemeyelim diyecek kadar ürkecekler ya da cehennemde azap görecek ama zerre kadar bile imanı olanlar bunu söyleyecekler. allah Teala bu müminlere belki de onu hiç yaşatmayacak. Onlar huzur içinde cennete gidecekleri anı bekleyecekler. Orada bile Allah'ın rahmeti gelecek bulacak. Kafir. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ O gün yaptıklarını önünde bulunca ne diyecek? Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım da hiç bu anı yaşamasaydım. Yani canlı olarak yaratılmasaydım da bu hesabı görmeseydim diyecek. Oradaki müminler ne diyecek? İyi ki mümin olmuşum ve bu yeti kategoriden birine girmişim ki hayatın anlamı şimdi benim için çok daha değerli oldu diyecek. Niye cennetin yaratıldığını şimdi daha iyi anladım diyecek. Dünya iyi ki varmış diyecek. Kafirler hayvan olsaydık, toprak olsaydık da hatta hayvan bile yok yani değil canlı toprak olup hiçbir şey hissetmeseydik derken biz iyi ki yaşamışız, bu dünyanın çilesini çekmişiz diyeceğiz. İnşallah. Şimdi bu 7 kategoriyi arkadaşlar gençlik açısından ele alacağız. Aslında her bir kategorinin gençken girilebilecek bir noktası olduğunu da görmüş olacağız. Adım adım. Yoksa biz zannederiz ki bu başlık a bizle ilgili değil. İkinci başlığa bakalım. Ha bu bizle ilgili. Üç. Yok bu herhalde yaşlı amcalarla ilgili. Dört. Bu Gazze'deki Müslümanlarla ilgili. Beş. Bu herhalde Kabe'nin etrafında tavaf edenlerle ilgili. Hayır abi. Hayır ya. Her bir kategorinin 40 yaşından önce ölme ihtimali olan herkes için geçerliliği vardır. 40 yaşına kadar herkes gençse, 40 yaşından sonra yaşayacağımızın garantisi de yoksa, eğer ben bugün öleceksem demek ki bu kategorilerden her birine bugün girebilirim demek. Okuyorum şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk kategoriyi açıklıyor. Adil bir yönetici. Adil yönetici Heh, siyasetle ilgili, bak bizle ilgili değil. Olur mu öyle şey? Evet, bu listenin başında Ömer bin Hattab radıyallahu anh var. Doğru. Çünkü bu dünyada peygamberlerden sonra adil bir yönetici varsa o kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır, Ömer radıyallahu anh'tır. Yani sıra böyle gelir. Dolayısıyla bu listenin başında Ömer radıyallahu anh var. E peki bizim buraya girme ihtimalimiz yok mu devlet başkanı değiliz diye? Olmaz olur mu ya? Herkes bulunduğu yerde yöneticidir diyen peygamberimiz var bizim. Evliysek ailemizin yöneticisiyiz. İş yerimiz varsa iş yerinde yöneticiyiz. Bir vakıfta dernekte gençlik kolları başkanıysak orada yöneticiyiz. Yetkimiz altında, sorumluluğumuz altında iki talebe varsa orada yöneticiyiz. Evet Hazreti Ömer gibi Zirvede bir yönetici olmayabiliriz ama belki yarın Ömer olacağız Allah bizi hazırlıyor. Bugün 10 talebeye abilik kocalık yapan yarın 10 bin insanın kaymakamı olur. 10 milyonluk bir şehrin valisi olur. 100 milyonluk bir devletin ülkenin reisi olur. Şart ne? Adil olacak evinde bir kadın genç, evli eşinin olmadığı zamanın yöneticisidir. Çocuklarının yöneticisidir. Çocuklarına adil olan, annesine babasına adil olan, anne baba açısından da damadına gelinine adil olan bir iş yerinde altında beş çalışanı olan birinin şefliği, üstünde 30 kişiyle ilgilenen müdürün durumu, bir daire başkanı yüzlerce kişiyle ilgileniyor, genel müdür, yönetim kurulu başkanı, herkesin bir yöneticiliği var. Asgari düzeyde müminlikten sonra herkes kul hakkını özellikle beraber çalıştığı, hocalık yaptığı, gençlik kolları başkanlığı yaptığı, yöneticilik yaptığı bir dernekte, vakıfta, bir çalışmada, kamp programında anlık günübirlik yöneticilik de olabilir. Birine bir senelik yöneticilik verilir. Biri evlenince ömür boyu yönetici olur. Altı çocuğunun yöneticisidir. Bunların her biri herkese davranması gerektiği gibi zulmetmeden kocasının hakkını veriyor bir kadın. Çocuklarını dövmüyor. Çocuklara eğitim vazifesini yerine getiriyor. Çocukların karnını doyuruyor kamptaki talebelerin veya kampta olmayan bir vakıftaki dernekteki sorumluluğu altındaki insanların parasıyla, iktisadıyla, hayatıyla, eğitimiyle her şeyiyle ilgileniyor. Yeter ki benim bir sorumluluğum olmasın. Bana 10 kişiyi verdiler bu sene. Ben bu 10 kişiye Kur'an öğretecektim, hadis öğretecektim. Bu 10 kişinin Kur'an'ı ve hadisiyle tam ilgilenirsem, o arkadaşları İslam'a ısındırırsam Onları Kur'an'la buluşturursam, bu sırada da onların kalbini kıracak bir iş yapmazsam, kul hakkından uzak yaşarsam, adil bir yönetici birinci kategoriden arşın gölgesinde misafir olarak Allahü Teala onu ağırlayacak. Bir gence nasip olabilir mi bu? Niye olmasın? 40 yaşından önce herkes bir yerde sorumluluk alırsa, Altında bir kişi bile olsa o bir kişiye adil davrandığı sürece babasının iş yerinde patron gibi 3000 işçinin kalbini kırmadan maaşlarını vaktinde yatırarak onlara zulmetmeyerek çalıştıran bir genç adil bir yönetici arkadaşlar. İlla onun devlet başkanı olması lazım. Evet 100 milyonluk bir ülkede 100 milyonun tamamının ihtiyaçlarını karşılamak için valilerine, kaymakamlarına, yerel meclislerdeki görevlilere, çalışanlarına, temsilcilerine, her birine vekalet verir. Hiçbir insan aç kalmayacak. Herkesin yemeğiyle, gıdasıyla ilgileneceksiniz. Çocukların eğitim hakkında mahrum olmaması lazım. Bunların küfre, küfrün tuzaklarına, şeytanın fitnelerine düşmemesi için her türlü tedbiri alın. Haramlara karşı dikkatli olun. Ey belediye, ey kaymakam, ey vali. Siz de eşkıyalara karşı, mafyalara karşı çocukları koruyun. Eroine karşı koruyun. Tedbirlerini almazsan sorumlu sensin. Benden vebal gitti diye uyaran... Bir devlet başkanı elbette ki Hazreti Ömer'le birlikte en üst kategoriden gidecek. O sırada çocuğuna, eşine zulmetmemişse. O sırada başka bir kul hakkına girmemişse şüphesiz. O yüzden listenin başında arkadaşlar yapılabilmesi, devlet başkanı açısından yapılabilmesi ağır olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem listenin başında onu sayıyor. Ama her birimiz evlenince evimizde yöneticiyiz. Sıradan bir vakıfta, dernekte, iş yerinde mutlaka bir sorumluluğumuz olacak. Bize Türkiye çapında, il çapında bir sürü görevler verilecek. Aldığımız zaman bu göreve adayız. Hakkını verebilirsek ama. Öte yandan çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim 10 kişinin sorumluluğunu alır ve onlara hakkıyla bakmazsa, ihanet ederse, hainlik yaparsa Allah da onu mahşer gününde rezil eder buyuruyor. Açık ve seçik hadisler bunlar. Güçlü hadisler. Çünkü bu ümmeti kandırmak demek. Sen 10 kişiyi hafız yapacağım diye alıyorsun. 10 kişiyi hocalık öğreteceğim diye alıyorsun. 5 ortaokul talebesi, 6 lise talebesi bunlarla kamp yapacağım diye alıyorsun. Derslere gelmiyorsun, yatıyorsun. Bu listeye girmek çok zorlaşıyor o zaman. Bir daha helalliği de çok zor çünkü. Bir kere kaçırdın mı bu ipin ucunu bir daha helalleşmesi de çok zor. Demek ki 7 güzel gençten biri kimmiş? 7 güzel fakülteden biri neymiş? Hangi yerde, hangi meslek dalında, hangi işi alıyorsa alsın, evde aile olarak baba aile reisi olarak veya bir iş yerinde, şirkette çalışarak, kamuda, resmi görevde bulunarak işini yaparken altındaki insanlara bu adil, hiçbir zaman bize zulmetmedi, bizle çok iyi davrandı, bize çok iyi davrandı, bizle çok güzel geçiniyor. Bize dilimizi de anlatıyor, işi de öğretiyor. Bizim haklarımızı engellemiyor, maaşlarımızın zamanında yatması için de mücadele ediyor. Böyle biliniyorsa, Allah da onu öyle biliyorsa, birinci kategoriden mahşer günü Allah'ın özel misafirlerinden biri olacak. İki, buyuruyor ki Peygamber aleyhisselam, gençliğini ibadetle geçiren kişi. Bir genç ve şehvetlerinin, her türlü dünyevi zevkin onu sıkıştırdığı dönemde arkadaşlarının neredeyse tamamının etrafında sanat sepetişleriyle uğraşırken millet top peşinde koşarken o Kur'an öğreniyor. O ezber yapıyor. O Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini sünnetini öğrenmeye çalışıyor. O arkadaşlarıyla beraber namaz kaçırmama planları yapıyor. Bir gün daha fazla oruç tutayım. Daha fazla sevap kazanayım diyor. Bugün iki cüz fazla okuyayım diyor. Derdi ne? Rabbini memnun etmek. Bugün şu duayı yapmadım. Bu kardeşime de hususi dua edeyim diyor. Allah'ın adını boş durmayayım, anayım. Hazır sohbet başlamadı. Bir yarım saat daha vakit var. Açayım Kur'an okuyayım. Aa Kur'an'ımı almamış yanıma bugün. Ezberimden okuyayım o zaman diyor. En azından gıybet etmeyeyim diyor. Herkes zaten dedikodu peşinde, herkes magazin peşinde. Bari ben şu sosyal ağların içinde boğulmayayım diyor. Gol olarak ağlara düşmeyeyim diyor. Derdi ne? İbadet. İbadet ne? Allah'ı memnun eden her şey. Annemle babamı hep arayayım, onların gönlünü alayım, ziyaretlerine gideyim, canları çeken bir şey varsa onlara iyilik yapayım, akrabalarıma selam vereyim, bir hasta ile ilgileneyim. Hep derdi Allah'ın razı olacağı işleri araştırmak. İlimden vazgeçmiyor. Hadis ezberliyor. Sohbetlere gidiyor. Bir taraftan kendi mesleğinde, branşında da boş durmuyor. Gençliğini ibadetle geçiren zaten banko ikinci kategoride bu. Bir insan arkadaşlar gençliğini Allah'ın izniyle haram olmayan işlerle zaten meşgul bir şekilde değerlendirirse tam aksine hatta dolu dolu %100 ibadet olan, %100 sevap olan cihat gibi, ilim gibi, talebe yetiştirmek gibi, nesli yetiştirmek üzerine kurulu bir çalışmanın içinde kolektif bir şekilde bulunduğunda Allah'ın izniyle bu 40 yaşından sonra gidip Kıraathanede pokercilerle takılır mı arkadaşlar? Ya biz de şöyle 55 yaşından sonra akalım bir Los Angeles'a, oralarda bir dolaşalım. Miami sahillerinde bir turlayalım der mi arkadaşlar? Bunun zaten arkadaşları 20'li yaşlarında Miami'de dolaşırken bu adam Umre'ye gitme planı yapıyordu. Hac için para biriktiriyordu bu. Burs gelen paralarından bile nasıl yetimlere faydam olur bunu düşünen bir insandı. Ben Allah'ın dinini daha çok öğrenmeliyim diye daha çok hadis sohbetine katılan biriydi bu. Bu Allah'ın izniyle gölgelenmeyecekti arkadaşlar. Kim gölgelenecek ya? Yıldız futbolcu olduğu için genç yaşında Avrupa'ya transfer olanlar mı gölgelenecek? Sürekli tövbe ve istiğfarla vakit geçiren bir gençlik dönemiyle işi gücü, sosyal medyadan milletin hikayelerini izlemek, milletin fenomenlerin videolarını izleyip kakaya boğulmak olan dizi filmleri ezberlemiş bir YouTuber'la az önce bahsettiğimiz genç aynı olabilir mi? Zaten konu kaynıyor bunun. Şeytan kışkırtıyor. Oğlum sen de bir kıza takıl. Manyak mısın lan evlenemeyeceksin. Hanımıyla erkeğiyle bunu demiyor mu? G Gencecik kızlara sen böyle biraz daha örtünürsen muhtemelen seni 70 yaşında zannederler hiç evlenemezsin. Evde kalacaksın zaten demiyorlar mı? Ama buna rağmen şehveti onu gıdıklıyor. Açıl, göster. Beğendir kendini. Bu güzelliğini niye kapalılıkla gizliyorsun? diyene karşı Allah beni böyle görmek istiyor. Zaten bu zaman benim kapanmam lazım. 80'inden sonra kapanmanın bir anlamı yok ki. O zaman açık bile olsan Allah sana zaten izin veriyor neredeyse. Çünkü evlenmekten ümidini kesmiş ve yaşlanmış koca karıların yanında istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Mealinde ayet var. Ya da o kadınlar sizin yanınızda başını açmanızda, onlara değmenizde, elbiselerini görmenizde bir sakınca yoktur diye ayet var. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ Nur suresinin ayeti bu. O zaman niye kapansın zaten bu? Ama gençliğini böyle tesettürle, ilimle, dedikodusuz, gıybetsiz, gelinliksiz, milletin düğününde neler giydiğiyle meşgul olmayan şekilde geçiren genç bir hanım bu kategoriden Allah'ın izniyle misafir olacak. Üç, kalbi camiye yani namaza kilitlenmiş kişi. Değiştiriyoruz bunu biz. Kalbi namaza ayarlı, beyin saati ezan vaktine uyarlı genç. Üçüncü listeden de bunlar girecekler. Hani birinci liste, ikinci listeden meclise girmeler var ya. Bunlar da üçüncü listeden girecekler. Vurgulanan husus ne? Bunlar namaz kaçırmazlar. Çünkü hayat namaza göre ayarlı. Namazı hayatın merkezine almışlar. Bütün işler namaz vakitlerine göre randevulendiriliyor. Sabah işin başlaması, öğlen paydosu, akşam bitirmesi, kalkması, her şey namaza göre. Kafa mescitlere kilitli diye geçiyor hadis-i şerifte ama bu ne demek? Namaza kilitli. Hanımlar camiye gidemeyince bunun kategorisine giremezler mi? Olur mu? Onların da kafa camiye kilit, yani namaza kilitliyse onlar da girerler. Sadece sürekli camiden çıkmayan cami kuşu olan amcalarla ilgili mi bu bölüm? Olur mu? Camiden hiç çıkmıyordur geç. Belki camiye de gidemiyordur. Ama bulunduğu yeri cami yapmıştır bir adam. Bu da mümkün. Kafa namaza kilitli çünkü. O namaz kılmadan maça başlamıyor. Maç yapsın helal olsun hiç sıkıntı yok. Spor olsun. Ama ya arkadaşlar 7-8 arası halı sahaya ayarlasak 7-45 işte yetiştiririz ya 8. Yani bir 15 dakika kalıyor. Yatsı çıkmadan bir 15 dakika kala biz hemen halı sahanın ucunda bittiği gibi kılarız. Niye 9-10 almıyorsun maçını? Orası dolu. Bu hafta yapmıyoruz o zaman. Kafa namaza kilitli çünkü. Üçüncü kategoriden girecek Allah'ın izniyle. Evdeki gençlerde, hanımlarda herkes girecek. Yeter ki ya işte sınav saatiyle namazda çakışıyor ama nasıl yapacağız acaba demez. Sınavıma çok iyi çalışırım, erken bitiririm, giderim namazımı kılarım. Bu kadar basit. Çözüm. Namaz için çözüm üreten bir genç bu. Yoksa arkadaşlar namaz dediğimiz zaten ameliyathanede bile 4 rekatlık bir namaz, seccadeni selip kırabileceğim bir şey ya. Nedir bu yani? Secde, secde yerini ayarlarsın, pusulanla kıbleyi bulursun. Ameliyathanede bile namaz kılınır ya. Yeter ki kafan namaza duyarlı olsun. Ve dört. Birbirini Allah için seven bir araya gelmesi ve ayrılması Allah için olan iki kişi. Dördüncü listedeki kadro iki kişi üzerinden örneklendiriliyor. Arkadaşlık, dostluk. İki genç. İki genç hanım. Bir erkek, bir genç. Bir kız, bir genç değil ama. Yani evlenmişler ayrı zaten. Diyoruz. Onlar buluştu bir daha. Bir araya gelip ayrılmaları gerekmiyor. İki erkek genç, iki erkek hanım. Bir araya gelecek. Niye bir araya geliyorlar? Bunlar birbirini gördükçe Allah'ı hatırlıyorlar. Bir araya geldikçe bunlar dertlerini, din için duygularını konuşuyorlar. Enerji alıyorlar birbirlerinden. Velev ki yemek yemek için olsun. Yemek için buluşmalarında bile din konuşuluyor. Daha iyi olmanın mücadelesi veriliyor. Ayrılırken de inşallah bir dahaki buluşmamız bundan daha iyi olur diye sözleşerek ayrılıyorlar. Ama bir buluşma düşünün arkadaşlar, ortaklık için. Helal mi? Helal. Ama o buluşma bu değil işte. Bunun bir araya gelmesinde Allah'tan başka hiçbir niyeti, hiçbir menfaat yok. Ya bir araya gelelim, bu arkadaşın babası da zengin, ileride belki bununla bir ticaret yaparız. Beni de yanına alır ortak olarak, buradan biz de yolumuzu buluruz. Dünyevi hiçbir beklenti yok. Sadece Allah'ın rızası var. Allah'ın rızası dediğimiz olay da kardeşim seni Allah için çok seviyorum. O yüzden buluşmak istedim. Aç bunu, aç. Allah için seviyorsun. Niye gelip maç muhabbeti yaptın o zaman? Beni Allah için seviyorsan bana ne senin Şampiyonlar Ligi'nden? Abi geçen vizyona yeni girmiş şu filmi izledin mi? Madem Allah için buluştuk, niye bunları konuşuyoruz? Bak yemek yiyelim. En güzel lokantada en pahalı yemekleri yiyelim. İsraf etmediğimiz sürece. Ama buradan dostluğumuz ilerlesin. Buradan kız alma verme planları yapmayalım. Vakti gelince Allah yazmışsa o da olur ayrı. Biz insan seviyesinde dünyevi bir beklenti içine girmeyelim. Kolay mı bu arkadaşlar? Kolay olsa yedi kişilik gruptan biri olabilir miydi? Her birimiz şimdi arkadaşlıklarını bundan sonra bir kontrol edelim. Hanımlar kendi içinde düşünsün. Kızlar bir araya niye geliyor? Arkadaş çağırdı. Hem belki beni de teşkilata alacaklarmış. Oradan falanca ile görüşürüz. Falanca kişiyle fotoğraf çektirmek için yapılan buluşmayı söylemiyoruz arkadaşlar. Bu başka bir seviye. Helal mi? Helal. Ama burada ahiret dışı bir mikrop var. Ahiretimi engelleyecek, bu yedi gruptan biri olmamı engelleyecek bir virüs var. Ben bundan da uzaklaşmalıyım. Biz neyden bahsediyoruz? Birbirimizden hiçbir şey beklemiyoruz. Borç bile istemiyoruz ya. Ya kardeş biz seninle artık yıllardır tanışıyoruz gel git. Ya bir sıkıştım. Demek ki bu bir yatırımmış. Dedirtir şeytan. İhtiyacım bile olsa istemiyorum. E niye bir araya geldik biz? Allah müminler kardeştir buyurdu. Sen benim akrabam değilsin, kardeşim değilsin. Anne babadan bir olma. Ama sırf Allah siz imanınızdan dolayı kardeş olmalısınız. Birbirinizin imanına destek olmalısınız. Birbirinizin sorunlarını çözmelisiniz. Birbirinizin derdine derman olmalısınız. Dediği için kardeşlerinizle aranızı iyi tutun. Beraber inşallah buradan bir cihat ümmeti çıkaracaksınız. Buradan bir nesil çıkacak. Bir araya geldiğinizde güç olacaksınız. Beraber talebe yetiştireceksiniz. Beraber helal üretim yapan bir fabrika kuracaksınız. Birbirinizin tecrübelerinden faydalanacaksınız. O sırada da para kazanabilirsin ama bunu hesaba katma. En azından bu girmesin niyetlerin içine. Allah yazarsa onu ayrı değerlendiririz olsun. Bu da dördüncü kategori. Bundan sonra artık her birimiz arkadaşlıklarımızı bir kontrol ediyoruz. Ben falanca arkadaşı niye çok seviyorum? Niye hep onunla beraber olmak istiyorum? Niye hep telefonda onu arıyorum? Onunla aynı WhatsApp grubunda olmaktan niye haz duyuyorum? Onun yanına gidince niye mutlu oluyorum? Onunla aynı arabaya niye binmek istiyorum? Niye? Çünkü onunla beraber oldukça benim ahiret duygularım heyecanlanıyor. Onu görünce Allah'ı hatırlıyorum. Buysa eğer ondan ayrılırken de duygusallık artıyor, Ulan ben bu adamı görmeden, bu kardeşimi görmeden bir hafta, bir ay nasıl dayanacağım? Allah bunun gibi kardeşler bana göndersin diye dua ediyorsam bu işte Allah için ayrılmadır. Öbür türlü arkadaşlar ya ayıp olmasın diye düğününe gittik olur. Mecburduk onlar bizim düğününe geldi çünkü olur. Bayramda bekliyorlardı. Gitmezsek arkamızdan laf söylerdi diye olur. Allah için buluşma olmaz. Sevabı az olur, bu yedi gruptan birine girmek zorlaşır. Ve arkadaşlar beşinci grup bir kişi. Bir kadın ona gel beraber olalım diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Tersten okuyalım. Bir erkek gel beraber olalım diyor. O kız Allah'tan korkarım diyor. Bugün bunu nasıl anlayacağız peki? Şöyle anlayalım arkadaşlar. Tam bir namus örneği değil mi? Namuslu genç var burada. İffetine düşkün. Bir kadınla muhatap olmaktan bile haya ediyor. Velev ki evlenmek için olsun. Bir kadının mesajına cevap vermemektir bu kategorinin adı. Bir erkeğin mesajına cevap vermemektir bu kategorinin adı. Anneler babalar bilmiyor ama bilecek inşallah. Biz Allah'tan korkarız deyip bıraktığın zaman 5. kategoridesin. Helal değil mi yaptığımız? Harama bulaşmadan yapıyoruz. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Böyle başlıyor bunlar. Bu da herhalde hemen gel zina edelim demedi. Gelsene dedi. O da ben Allah'tan korkarım diye cevap verdi. Ben yapmam bile demiyor. Ben Allah'tan korkarım. İnni ehafullah. Bu yüzde yüz hayanın aktif olduğunu olası bir haram Teklifin sonradan gelmesine karşı <laughs> şimdiden set konduğunu gösteriyor. Zaten biz mümin olarak herhalde kızlarla el tutuşacak halimiz yok. Kızlarla laubali bir şekilde konuşacak halimiz yok veya kızların erkeklerle bunu yapma ihtimali yok. Böyle olmayacağını umarız. Ama üniversite ortamında da bizi bunu götürecek her türlü laçkalıktan uzak durmaya çalıştığımız pozisyon inni ehafullah pozisyondur. Biz Allah'tan korkarız. Biz sizin geldiğiniz yere gelemeyiz. İlla bunu demem gerekmiyor. Eylemin bunu gösterir. Yani ben zinaya düşme korkusuyla karşı cinsim olan hiçbir şeye yaklaşamam diyen genç beşinci kategoriden Allah'ın misafiridir. Biznillahü teala. Hedef budur arkadaşlar. Bu fakülte işte. Bir kızla laçkalaşmama fakültesi bu. Bir erkekle evlilik niyetiyle bile olsa bir kere sadece sormak için ciddi düşünür müsünüz sorusunu bile sormama fakültesi bu. Kazara böyle bir teklif geldiğinde bile o telefonu anında engelleme fakültesi bu. En güzel genç kimdir? Bize 7 güzel gençten bir örnek verin dendiğinde bu aklımıza gelme. Peki bugünkü Türkiye ve dünya ortalaması düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük ve gerçekten arşın gölgesinde gölgelendirilecek kadar Allah'ın rahmetine uygun bir iş olduğunu şimdi daha iyi anlıyor muyuz? Buna göre kaçımız arkadaşlar bu kategoriden girebiliriz? İnternetten gelen mesajları da bunun içine katacağız. İnternetten izlediklerimizi de bunun içine katacağız. Hiç kimse mesaj göndermemiştir ama başkalarının yaptığı işi izliyoruzdur. İnni ekhafullah. Ben Allah'tan korkarım. Cinsellikle ilgili bir haramdan kaçmam lazım. Diyebildiği zaman bir kişi bir, isni, bir iznillah da kaçabilirse 5. kategoriden cennetin özel misafiri. Ve 6- infak ediyor, sadaka. Ama neredeyse onu kendi bile unutuyor. Verdiği sadakanın yaptığı iyiliğin hesabını tutmayan genç. Hadis-i şerifteki ifadesiyle sağ elinin verdiğini sol eli bile görmüyor buyuruyor Efendimiz. Nasıl yani sağ elin verdiğini sol eli nasıl görmez? Derler ki alimler bunu açıklarken yani eşinden bile gizliyor. En yakını kimdir bir insanın? Sol eli gibi eşidir. Ben daha güncel başka bir örnek vereceğim. Kendinden bile gizlemeli. Nasıl? Unutarak. bir insan unutur mu yaptığı iyiliği? Unutur. Merak etmezse ben onun bursu verdim siz ne yaptınız ona? Ben yerine ulaştırdınız mı arkadaşlar onu söylemiştim ulaştırın diye. Ne yaptınız? Ve sormazsan unutursun. Ama zenginsin diye veya bir vakfa 40 yılda bir yardım yaptın diye bizim paralar doğru yere kullanılıyor, değil mi arkadaşlar? Size güvenebilir miyim? Gibi bir şey sorduğum zaman zaten oradan başka şey çıkıyor. Riya çıkıyor. Başa kakma çıkıyor. Ama ben bir ileri daha götüreyim arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Birine bir iyilik yaparken bunu sana biri göndermiş deyip sanki biz aracıymışız gibi verelim. Zaten bize de Allah vermişti. Allah beni görevlendirdi bu iyiliği yapmam için. Birine gittin, bir zarfla para verdin diyelim. Yardım ettin, banka hesabına gönderdim. Bana biri göndermiş sana göndermem için. Yalan mı? Değil. Vallahi Allah gönderdi sana göndermem için. Böyle olunca karşı tarafta ne diyebilecek? Birinin Allah razı olsun kim verdiyse. Sen de kendini rahatlatmış olacaksın. Bakın sağ elini, verdiğini sağ elin bile görmeyecek. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yüzde Allah için yapma heyecanını. Çünkü böyle yaptığın zaman Allah kabul ediyor. Böyle yaptığın zaman o kategoriye giriyorsun. Minik yüzde birlik bir riya olsa belki o kategoriden uzaklaşmış olacağız. Allah için iş yapma gayreti var böyle bir kişide. Bu Allah'ın izniyle yaptığı bütün işleri bu standartlarda yapar. Çünkü arkadaşlar parayı var ya göstermeden vermek. Yani bir cami yaptıracaksınız ve sizin yaptırdığınız bilinmeyecek. Bir kursu destekleyeceksiniz, bir vakfın bütün harcamalarını sponsoru olacaksınız ve o vakıfta olduğunuzu bile hissettirmeyeceksiniz. Çocuklarınız bile bilmeyecek o yardımı yaptığınızı. Bu muazzam bir iş. Çünkü benim de o caminin yapımında adımın geçmesi lazım değil mi? Şeytan sürekli istiyor bunu. Allah razı olsun falanca hocamızın gayretleriyle oldu. Yani o olmasaydı herhalde yapamayacaktık. Allah onu gönderdi. Yani vesile kıldı anlamında söylüyorum. Ama deminden beri reklam yaptık. Evet biz istemiyor olabiliriz bunu ama kendimizi de o duruma düşürmemek için gayret etmeliyiz. Bunu bir genç yaptığında cebindeki 1 lirayı 2 lirayı verdiğinde böyle yapsın. Mutlaka bir parayla da sınırlandırmayalım. Yapılan her iyilik için böyle yapalım. Unuttum ben. Neydi o? Böyle bir şey ben bilmiyorum. Yok ben siz yanlış hatırlıyorsunuz herhalde. O başka biriydi siz benle karıştırıyorsunuz gibi insanların da kafasını karıştıralım. Unutalım ya. Hatta Allahü Teala'nın böyle bir iyiliğe, güzelliğe bizi seçmesini bir lütuf olarak görelim Rabbimizden. Bırakın başa kalkmayı, bırakın bununla mutlu olmayı. Allah beni böyle bir işe seçip kullanmışsa ben bunu Allah'ın bir nimeti görürüm diyelim. Ve son olarak, son kategori. Herkesin dehşetle Artık gireceksek cehenneme ona da razıyız dediği, birbirinden kaçtığı, anasını babasını görmediği, en yakınlarından bile hocalarından, eşlerinden, çocuklarından kaçtığı ortamda kafirlerin toprak olsaydık da bu noktaya düşmediğimiz, düşmeseydik dediği yerde ve son grup Allahü Teala özel misafiri olarak tutacak. Kim onlar? Bunlar yalnız başına Allah'la beraber olup gözyaşı dökenler. Kalabalıkla Allah'la beraber olmak var bir de yalnız başına. Burada ders yapıyoruz. Herkesin önünde duygusal ayetleri okuyup gözleşi dökmek çok kolay bir iş. Hele biraz ayet hadis bilen biri için arkadaşlar çok daha kolay. Ana mesele hiç kimse yok. Sen ve Rabbin bir gece veya bir gündüz. Bir evde veya bir camide. Ya da otobüste. Fark etmez neredeyse. Arabada yalnız başına seyahat yaparken. Ormanda yalnız başına gittim bir gün ormanda tur atacağım dedim. Kimse yok senden başka. Ve ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Dedeni mi kaybettin? Babanı mı kaybettin? Çok mu sıkıntın var? Eşinden mi ayrıldın? Niye ağlıyorsun? Bir günahlarımı ağlıyorum. Kimse sormayacak ama bunu. Kendime soruyorum ben şimdi. Aynayla konuşuyorum. Bir günahlarımı ağlıyorum. Herkes içerisinde ben çok günahkar kulum ya Rabbi. Değil bu başka arkadaşlar. Bunu yaparız. Bunu hafif var ya ayetler biraz duygusallaşsın. Herkes yapar bunu. Hele videonun daha fazla izlenmesi için çok daha güzel yapılır. Samimidir belki ama herkesin karşısında olanla yalnız başına aynı olmuyor. O yüzden zaten yalnız başınayken Allah'ı hatırlayıp gözlerinden yaşlar boşanan kişi diyor. Yalnız başına günahlarını hatırlıyor. Bir ben bu halimle nasıl cennete gireceğim diyor. Ya da kulluğuna düşün kulluğunu düşünüyor. Biz Allah için bu kadar mı fedakarlık yapacaktık yani ya diyor. Yazıklar olsun. Üniversiteye girmek için o kadar çalışıyorum. Allah'ın cenneti için. Para kazanmak için o kadar yoruluyorum. Allah'ın rızası için. Bir kendini sürekli muhasebe edip ben ne yapacağım mahşer günü? kabri düşünen, ölümünü düşünen, mahşeri, cenneti, cehennemi düşünerek ağlama. Bu kalbi yumuşatır. Bu insanı rahatlatır. Bu tekrar diriltir insanı. Ya da müminlerin dertleri. Ben dünyadaki zulümlere engel olamıyorum. Bari dua ederken Allah gözlerimdeki yaşı görsün, samimiyeti görsün. Ben dinime hizmet etmek için 20 talebeyle, talebeyle daha uğraşmalıydım. Ama bunu yapamadım. İki talebede kaldım. Bugün 200 Kur'an okumalıydım. Niye iki sayfa bile okuyamadım? Bunun derdiyle dertlenen hem insanlığa fayda açısından hem kendi kulluğu açısından kendini sürekli eksik gören istiğfarla, yakarışla Allah'a elini açıp gözlerinden yaşlar boşanan kişi de 7. kategoriden arşın özel misafiri olacak. Bir kereyle mi peki? Hayır bunu bir hayat tarzı haline getirmekten söz ettik dersin başında. Kafa nasıl camilere, mescide, namaza bağlıysa zihinde bu göz yaşına bağlı olacak ama yalnızken. Yalnızken. Samimi olacak. İnfakta da sadakada da aynı mantık. O kadın erkek konularında da bir kere reddettim. Değil ömür boyu evlendikten sonra da devam edecek bu imtihan. 80 yaşına geleceksin yine devam edecek. Meşhur olunca artacak. Bilgin artınca daha fazla insan senin etrafına gelecek. Orada daha fazla edep, daha fazla ahlak diyeceğiz. Daha fazla adalet, konumumuz yükseldikçe daha fazla adalet. İki çocukla olan adaletle 5 çocuklu olan adalet aynı mı? Yöneticilik pozisyonu yükseldikçe insanın daha fazla sorumlu olduğu insanlar olmayacak mı? Bin işçi çalıştıran fabrikatörle on bin işçi çalıştıran fabrikatör aynı mı? Biz bunları süreklileştirebilirsek Allah'ın arşı bizi bekliyor. Yedi güzel insan bunlardır arkadaşlar. Başka kimseyi aramaya gerek yok. Yedi güzel fakülte de bunlardır. Başka bir fakülteye gerek yok. Evet hem dünyadaki fakültelerimizi okurken hem de bu kategorilere bu fakültelere girebiliriz. Ama asıl fakülte bunlar olsun yoksa tıp fakültesine bırak bundan sonra hukuk okumayalım. Eğitim fakültesinden herkes bıraksın, terk etsin. Bunu demiyoruz herhalde, değil mi? Aynı anda hepsini sağlamak için biz yaratıldık. Artı hem adil hem gençliğini ibadetle geçiren hem kafası namaza kilitli hem Allah için buluşuyor, kardeşler ediniyor. Kimseye menfaat, para gözüyle bakmıyor. Oo bu zengin. bundan vakfa yardım da bu toplarız. Bizim cemaate mürit de olur. Tarikata alalım bu çocuğu diye bakmıyor. Hem kadın erkek konularında çok hassas. Karışık ortamlara bile girmemeye çalışıyor mecbur kalmadıkça. Bırak kızlarla konuşmayı, davetleri. Hem harcıyor ama kendi de unutuyor ne harcadığını. Hem de insanların olmadığı yerde bir tek Allah biliyor gözünden nasıl yaşaktığını. Bu yedi fakültenin tamamını okuyabilsek arkadaşlar. O zaman Allah bilir ya insanlar orada bizi peygamber falan zannedebilir. Hedef budur. Bunu sağlamak için Allah'a çok dua edelim. Rabbim sen bizi hiçbir gölgenin olmadığı, sadece senin arşının gölgesinin var olduğu, o mahşer gününün acı ortamından uzaklaştır senin arşının gölgesine al bizi diye çok dua edelim. O gün Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.